Her işlerden bu mikroplar var ya hani yukarı yürüyor. Bunlar da deki. Bak abi bir fark etseniz. Bak bunlar gelip çarptı şey. Uçuyor sanki ya. Bunlar da kendi etraflarına gidip geliyor. Bir bak. Ya soğulumu nedir böyle? Allah çaksa. Bak. Yok. Bak. Sen burayı çak, bunu çak. Burayı çak. Hadi ziyafet. Bunlar gelirler yan yana. Birbirlerini sil. Selamun aleyküm arkadaşlar. Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Diyarbakır semasında görüyorsunuz arkadaşlar. Bulutlu bir gecede arkadaşların çektiği videoyu görüyorsunuz. Böyle kendi etrafında dönen birkaç tane ışık görünüyor. Ya da nur diyebilirsiniz. Ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'la ilgili olabilir. Uç sonuçlar işte bulutlarda dolaşırlar. Dünyayı çok kısa sürede dolaşabilirler. Öldükleri zaman kimsenin haberi olmaz. Kız istedikleri zaman kimse onlara kız vermez. Kayıp olduklarında kimse arayıp sormaz. İşte uç sonuçlar bunlar. Şimdi insanlar tam olarak uç sonuçları anlamıyor. İşte kişisel olarak uç sonuçlardan bahsediyorlar. Öncelikle bizim bulutlarda dolaşan uç sonuçlardan biraz anlamamız gerekiyor. Yani uç sonuçlar nedir? Uç sonuçlar yani anlamamız gereken bazı konular bunlar yani. Ben birkaç video önce söylemiştim yani uç sonuçlar dünyada yaşayan insanlar ile bulutlarda dolaşan uç sonuçlar. İki farklı uç sonuçlardan bahsettim. Yalnız bulutlarda dolaşan uç sonuçların dünyada yaşayan 313'lerle bağlantıları var. Yani onun içindir ki birçok insan kendini Mehdi zannediyor. Mehdi Aleyhisselam zannediyor. Ondan dolayıdır. Çünkü değişik bir alemdedir insanoğlu. Yani bir anda bazı şeyler yaşamaya başlıyor. Uyanış diyoruz ya. Uyanışta oluyor. Ve 313'lerin içinde bayan kadın kardeşlerimiz de var. Yani erkekler de var. Tabii ki işte bu yüzden insanlar ne olduğunun anlamını çıkartamıyor. Yani ne olduğunu farkına varamıyor. Ondan dolayıdır uç sonuçlar gökyüzünde yaşar, bulutlarda yaşarlar. Dünyayı 2 saniyede dolaşabilirler. Dünyanın etrafını diyorum. Çok hızlı hareket ederler. Ve dünyada bazı doğa olaylarını meydana getirirler. Bazı ölümcül kötü niyetli insanları etkisiz hale getirirler. Bazı yerlerde müdahale ederler. Yani dünyanın gidişatına. Eğer ki kötü gördükleri zaman, zor gördükleri zaman Allah onlara bir yetki vermiş ve o yetki kullanabiliyorlar. Bunlar önemli zamanlarda ortaya çıkar. Ve dünyada da öğrencileri de insanlardır. Yani insanlara bir şeyler öğretirler, bazı ilimler öğretirler. Ve bu üç sonuçlarla beraber Mehdi Aleyhisselam'ın safında yer alacaklar. Yani iki farklı uç sonuçlar vardır. Biri kendi evinde yaşayan bir kardeşimiz bir anda doğaüstü bir olay yaşar ve onunla irtibata girerler. Bazı kardeşlerimiz bunu diyebilirler. Bizim uç sonuçlarımız ayrıdır. Tam bir insan kendine uç sonuç bir insan grubu kurabilir. İşte o gerçek uç sonuçlar değil arkadaşlar. Yani gerçek uç sonuçlar gökyüzüyle bağlantılı olmalıdır. Yani Allah'ın onlara verdiği bir şifreyle hepsi birbirini tanırlar yani. Çoğunlukla tanırlar ve tanımaya daha da başlayacaklar. Yani düşün ben bir insan bir grubu yönetir. Bir taraftar grubunu misal. Diyarbakır Spor'un. Misal Malatya Spor'un. Misal Beşiktaş Galatasaray. Orada bir grup lideri olur. O grup lideri istediği zaman bir yanlışlık yapan diyelim bir sahaya, futbol sahasına bir taş atan ya da bir ceza, grubun ceza almasını sağlayan ya da sebep olan kişiyi gruptan çıkarabilir. Yerine başka birini alabilir. Doktorlar da onu yapabilir. Mesela kendi yanında çalışanlarını yanlış bir şey yaparsa çıkarabilir. Ama uç sonuçlar Allah tarafından seçildiği için bazı hataları olabilir uç sonuçların.
Ama Allah-u Teala onları baştan sona tanıyor. Yani ana rahmindeyken onları biliyor ve tanıyor. Hani eğer ki uç sonuçta zamanındaysak, Mehdi Aleyhisselam zamanındaysak, yani eğer öyleyse, yani Allah'ın takdiriyle, tabi zaman veremeyiz. Biz her zaman söylüyoruz ya, ne zaman olacağını alabilir. Ama eğer ki Mehdi Aleyhisselam zuhur edecekse, uç sonuçları da hatalı da olsalar, Allah onları zaten, peygamberlerde de hata olmuştur. Kur'an'da ayet vardır, hata yapan peygamberler de olmuştur. Yani Allah onu hatasıyla seçiyor zaten. Allah'ın seçtiğini bir insan onu görevden alamaz. O Mehdi Aleyhisselam da olsa alamaz. Yani iki farklı ise dedim ya, iki farklı uç sonuçlar. Gökyüzünde yaşayan uç sonuçlar zaten Allah tarafından seçilmişler. Bulutlarda dolaşanlar, insanlarla iletişim halinde olanlar. Yani düşün, bir kardeşimiz evinde oturuyor. Hiçbir şeyden haberi yok. Mehdi Aleyhisselam'la alakası da yok. Yani hiçbir merakı da yok. Bir yanda ona bazı durumları gösterip ona artık öğretmeye başlarlar. Rüyalarda olsun, gerçekte olsun, ya kaz halinde olsun, ona bazı durumlarda ne yapacağını öğretirler. Her uç sonucun ayrı bir özelliği vardır, yani ayrı bir yeteneği vardır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a yardım edecekler, yani bu çok önemlidir. Eğer ki bir mücadele olduğu zaman Mehdi Aleyhisselam'ın daha dik durabilmesi için, yani daha güçlü durabilmesi için herkes kendi görevini yapacak, insani olarak. Çünkü Hazreti Mehdi Aleyhisselam sadece ruhani varlıklardan, rahmani cinlerden, meleklerden destek almayacak, insanlardan da destek alacak. Tabii ki kimseye ihtiyacı yoktur, Allah ona destek verecektir. Ama Hazreti Peygamber'in de kimseye desteğe ihtiyacı yoktu. Musa Aleyhisselam'ın da yoktu. Ama insanlarla bu iş oluyor yani. Hani o zaman peygamberler, o zaman sadece ruhani varlıklardan güç alarak yapsınlar yapacaklarını. Hayır. İnsanların düzelmesi gerekiyor. Her insan bir mücadele alanında çalışır yani. Bir mücadele alanı olur herkesin ve herkes çalışmaya başlar. İşte Allah bunu ister. Yani insanların olmadığı bir durum değildir. Yani uç sonuçlar bağlantılıdır. Gökyüzündeki her uç sonuçun yeryüzündeki her uç sonuçla bağlantısı vardır. Yani hepsine ayrı olabilir. Bağlantıları da beraber olabilir. Bunlar önemli şahsiyetlerdirler. Tabii birçok insan da belki daha yeni de uyanışa başlıyor. Haberleri olmasa da. Düşün, adam günahkar olabilir. Günahkar olabilir ve bu günahından haberdar olabilir. Ama Allah-u Teala ona o görevi vermek istiyordur. Buna kimse karışamaz. Sen günahkarsın, sen bu işi yapamazsın diyemez. Yani çünkü Allah'ın seçtiğini sen onu yargılayamazsın yani. Ben onu yargılayamam. Ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın da gençlik yıllarında hatalar yaptığı, bazı durumlarda kötülük demeyelim, günahları olduğu ile alakalı bilgiler vardır. Allah-u Teala bir gecede onu ıslah eder ve onu gerçek olan hani gerçekliği ona gösterir. Günahların ne olduğunu gösterir ve doğru yola iletilir Hazreti Mehdi Aleyhisselam. Bunu hadislerde, kitaplarda görebilirsiniz. Yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı siz çocukluktan işte kendi yaşına kadar hiç günah işlememiş gibi düşünmemeniz gerekiyor. Yani o da bir insandır yani. İşte bazı kardeşlerimiz işi bu şekilde bakıyor yani. İşe bu şekilde bakınca olmaz. Birçok kardeşimiz zamanında hatalı işler yapmıştır. Bugün Allah'ın veli kulları olmuşlardır yani. Birçok kardeşimiz vardır yani. Birçok arkadaşımız zamanda kötü işler yapmışlar. Şu anda Kur'an'ı okuyor, kitabını okuyor, namazını kılıyor, iyi işler yapıyor, kötü işlerden kendini men ediyor. Peki bu insanlar yok mu yani dünyada? Var. Her cemaatin içinde ilk zamanlarda kötü işler yapıp da şu anda cemaatlerde çok üst seviyelere gelmiş insanlar var yani. Her yerde bu böyledir. Hani bunu siz yargılayamazsınız yani. Sizin yargılama gücünüz yok, bizim yok. Allah, her şey Allah'ın takdiriyle olur. Onun için öyle kötü niyetli olmamıza gerek yok arkadaşlar. Uç sonuçlar dünya ve gökler arasında bir bağlantıdır.
yani zalimlerin başına bela olacak olan bir güçtür, kudrettir. Allah'ın verdiği bir güçtür. Ve uç dönüşler belki de tamamen seçilmiş olabilir, olmayabilir. Tam olarak sayı elimizde yok. Ama insanlar yataklarına uzandıkları zaman belki de müjdeleneceği zamandır yani. Hangi zaman olacağını bilmiyoruz ama Allah eğer seçmişse onlara güzel bir sürprizle, mucizeyle onları uyandırır ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam etrafında toplar. Evet arkadaşlar, Hazreti Mehdi demek de bu 313'lerin lideri demek yani. İşte aynı lider 313'lerin de bir lideri var gökyüzünde, bulutların arasında dolaşan varlıklardır yani. Tam olarak ne olacağını Allah bilir. Bekleyelim arkadaşlar, görelim. Eyvallah, hepinize teşekkürler arkadaşlar. Destekleriniz için, hasta olsak da elimden geldiği kadar size videolar yetiştirmeye çalışıyorum, bilgiler aktarmaya çalışıyorum. Sizin de desteğiniz de layıktır, beğenidir. Beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeni niçin önemlidir? Beğeni hani bu dünyevi bir şey değildir. Yani bir videonun beğenilmesi gerekiyor. Yani şeytanilerin videoları milyonlarca like alıyor arkadaşlar. Yani onları iyice anlamamız lazım. Yani biz zaten az insanlarız ve bizim birbirimize iyi bir şekilde destek olmamız gerekiyor. Hani maddi olarak değildir yani her şey. Her şey maddi değildir. Manevi olarak destek de çok güzel yani. Çok güzeldir. Onun için desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Teşekkürler.